gelince sen lider oluyorsun değil mi? Avarajla. Nasıl kanka? 3 puan var aramızda. Yenersen avarajla lider oluyorsun. Gaz, Trabzonspor 11'de hiç kayıtta mısın? Kayıttayım şu an, evet kayıttayım. Sevgili olduk şu an. Ve Trabzon Galatasaray maçı Halis Özkahya'nın tam bir eyyamcı, tam bir goygoycu hakem. Ama kimi tutacak Halis Özkahya? Normalde kimi tutuyor lan bu gerçek hayatta? Galatasaray'ı, Fener'i tutuyor Halis Özkahya. O zaman Galatasaray düşmanı diyelim. Öyle nitelendirelim. Maçı daha başlamadan... He? Taktikleri severim. Ben Şenfi takımını seviyorum. Bir çocuğu daha sonra en sahibi teknik direktör Gürkan İnce'ye bırakacağız. Trabzonspor'da kalede her zaman olduğu gibi Uğurcan Çakır. Geri döktüğünde sol bekte Luke Shaw var. Yeni transferi bu sezon Trabzonspor'un Manchester United'dan aldığı sol bek. Defans ikilisi Ramil Tagir ve Hüseyin Türkmen. 2 yıldan beri Trabzonspor'u tutmuyorlar. Yolda Sanchez geçen yıl sağ bekte yılın futbolcusu seçilmişti. Orta sahada Grušić ve Mensah ikilisini görüyoruz. Grušić ki formuyla son Ahmet Çakar dahil, Erman Toro dahil herkesin ağzına çıktı bırakıyor. Sağ açıkta Abdülkadir, sol açıkta Grifo var ve ileri uçta Sörlot ve Ekuban. Ekuban, Sörlot'u biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un 6-1 çaktığı Porto maçında 4 gol atmıştı. Taraftarlar ona çok güveniyor ve sözü Gürkan İnce'ye bırakıyorum. Valla şu an takım taktiklerinde sorunca Trabzonspor'u analiz etmeye çalıştı. Kalede Okan Koçuk, Mustafa'yı sattıktan sonra bir türlü beli doğrulmadı. Kötü haberler Galatasaray'da bu sefer. Geçen iki sezonda Trabzon'a bir üstünlük kurdu. Kurmadı değil ama az bir üstünlüktü. Bir galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyet sanırım genel anlamda. Ama sonuna doğru Galatasaray kazanıyordu. Neyse sağ bekte Felix Patlak. Bu arada Trabzon'un kondisyonu daha iyi Galatasaray'dan. Her yönden, her oyuncu kondisyonda da çakmış. Mustafa Çömez ilk önce Galatasaray'ın kondisyonerlerine. Sonrasından haberler geliyor sanırım. Trabzonspor teknik direktörü Mustafa Çömez soyunma odasında futbolculara bağırıyor. Geçen maçtan intikamınızı alın çocuklardı diye. Ve futbolculardan inanılmaz bir mağaran sesleri yükseldi. Çok hırslı bir şekilde çıkacaklar. Ama Türk'ün var senin gene. 4 tane Türk var. Trabzon'da Galatasaray'da ise hiç yerliyle hiç çıkmıyor. En büyük hatası bu Galatasaray'ın belki de. Paslak, Lündama, Ozan Vafor sürpriz bir defansa çıkıyor. Saracchi sol bekte, Pritil, Quintero, Kunde, Atsu, Piaka, Balotelli. Bu maç başladı. Halis Özkahya 90 dakikayı başlatan dedi. Maçın başlattı, evet. Şu an Galatasaray ilk hata yaptı. Etkili bir başlangıç Galatasaray'dan. Daha belli değil ya, dur ya. Daha belli değil hata yaptığımız. Atsu kaptı. Piaka verdi. Ortayı keserse gol olur. Kesti, Quintero vurdu ve gol. Şu an masayı sallıyor sürünce. Stas sallanıyor. Hemen durdurdu. Galatasaray, kurt teknik direktör Sörünce, her ince, Almanya'da her ince, İngiltere'de Sör Gürkan İnce diye adlandırılıyor. Kurt teknik direktör Trabzon'a dakika 3'te attığı golle, hatta dakika 4 diyelim 3.28. Halis Özkaya şaşkın, Mustafa Çömez şaşkın, Trabzon'da futbolcular şaşkın. Evet. Gel maç. Devam edin. Gel Doruk. Maçtayız şu an. Trabzon Galatasaray maçına denk geldin. Gel. Çok heyecanlı maç. Charlie. Seyirciler geldi şu an Galatasaray tribünlerine. Trabzonspor. Başladı, bir tane attım ya, dakika 3'te çaktım Trabzon'a. Ki Trabzon uçuyor bu sezon. Porto'yu 6-1 yendi evinde ya. Tamam. Ne olacak bu Galatasaray fobiniz? Galatasaray daha kiramcı taktiğine döndü anlaşılan. Yok, hiç dokunmadım. Normal maça başladığım taktiğine. Orta sahada sarı kart yedik. Hayda. Ne yapıyorsun? Oğlum bir anda kırmızı çıkıyor. Baksana hakeme. Halis Özkaya ya.
Galatasaray düşmanı Eyyamcı İbni Tekir. Değil mi Charlie? Doğru mu dedik Charlie? Gel kızım. Galatasaray'ın maskotu oluyor Charlie. Dakika 25. Trabzon gene durdurdu oyunu. Galatasaray sürplas etti maçı resmen. Yani. Gerçi bu maçı yenince ben öne geçiyorum. Yo, aynı puana geliyoruz. Maç üstünlüğüne geçiyoruz. Avarajda yendiğin için sen de. Evet, Saracchi de sarı kart gördü Charlie. Niye izlemiyorsun oğlum maçı? Yani key anlarını izliyor musun? İzliyorum da hiç key an olmalı. Bir tane oldu, onda da çaktık. Kim attı? Kim attı? Quintero. Sizin Quintero kim lan? Ünlüler Quintero senede Porto'da oynamıştı falan. Bilmiyorum. Ojan Quintero'dur. Adı ne? Juan Fernando Quintero River Porto'da oynamış. Ya ama oynamamış. Işte. Hiç maça çıkmamış. Tamam o çocuk gençken çok böyle evet. Potansiyelliydi Quintero. Yedeklerinde falan filanmış. Onu aldı Sörüncü. 6.6 ile Atsu oynuyor. Hemen Atsu'yu çıkaracağım ama yedeği yok Atsu'ndan buna kıyım ya. Acaba Kenan alsak bir gol daha. Geliyor mu Galatasaray'dan bir gol daha? Frittle. Sus ya sus. Aman öyle işler söyleme bari. Frittle aç kanarı. Saracchi keserse gol olur. Fiyatıyı nasıl al? Kiralıyorum ya. Devamlı kiralıyorum. Charlie de bağırdı. Al dedi Saracchi'yi oyundan. Charlie verdin kızım yemeğini. İlgilenmedin değil mi? Ya bizim kapanan Galatasaray defansına ne yapacağız? Ne yapacak? Ne oldu? Half time. Oğlum adamı ya normalde ağzıma sıçacak diye bekliyordum. Bu ne? Kaydediyor. Ha kayıt mı ediyorsun maçı? Charlie. Abi yok Galatasaray'ın defansını açamıyorum ya. Çok eski. Tamam hocam. Bakalım ben de Mensah ona göre bir şey tamam. Alayım o zaman Mustafa'ya. Mensah mı? Ya. Sen sen mi aldın? Ya her şey o aldı o. Ha. Ona göre bir taktik yapmam lazım. Orta sahamız aslında bizim iyi ya. Mustafa Çemez sustu. Yani çok kötü oynuyor forvetler ağzına sıçtı Kuban'a. Bir suskunluk gibi kal geldi. Oğlum şey nerede? Heh, Kenan Karaman nerede? Oğlum kimi çıkartıyorum ben bu arada? Charlie azdı şu an galiba. Trabzon dağılmış durumda. Orta sahası Grifo, Abdülkadir ve Gruliç. Hepsi 6.4 ile oynuyor. Mustafa Çömez hala onlara karşı bir şey yapmadı. Taktiksel değişikliğe gitmedi. Çok şaşırtıyor. Bütün tuşlara bastı herhalde. He? Hiç. Hiç hamlesi kalmadı mı Trabzonspor'un? 3 tane sarıyı da görmüş. Kırmızı geliyor. Halis Özkaya'dan. Sert oynayın demiş. Kırmızı bekliyor. Her şeyi yapıyor. Sert oynayın. Her türlü pisliği. Yattı Trabzon. Abi atak yapamıyorum sana. Farkında mısın? Mustafa Hocam. Öyle bir kapandın ki.
Mustafa'cığım öyle bir kilitlerim ki oyunu sana karşı. Bak kapanmamışım. Gördüğün gibi doğru. Kapanmadan oynamıyorum. Zaten sen bayağı şut çekmişsin. Ama çok faal yapmışsın. Çok iyi adamları var abi. Ben sert orta sahamla Mustafa'yı sindirdim. Birazdan daha da sertleşecek orta saha ki kemik kıracağım, bacak kıracağım, eline vereceğim Trabzonspor'un, göndereceğim Trabzon'a. Kayıt mı ediliyor bu sesler? Evet, şu an her şey kaydedildi. Hassiktir, hassiktir. Vurun, çıkart onu. Ama baksana, herkes kalenin içinde, gördün mü? Mustafa'cığım yani 3 puan almak için şimdi bana şey gibi yorum yaptırtma Fenerbahçe şey gibi. Ben kararım. Hiç oynatmadı. Yarım saattir 62. dakikadayız. Şu an 10 dakika oldu kayıt süresi. Mustafa, 3 puan almak için hangi taktiği yapacağımızı artık şey yapmıyoruz yani, biliyorsun. İlerliyor. Bir sarı kart daha. Hocam at artık. Bu nedir ya? Bu ne? Bu nasıl bir sarı kart çılgınlığıdır? Abi kanat hamlem yok ya. Oğlum kanat hamlem yok. Rotel'de oynuyor. Ya onu aldım. Cihagne'ye gönderdim. Mustere'ye gönderdim. O beni patlattı. Ha. Kötü mü? Ya. Bir önceki de oynatmıyordum. Mustere'yi. Evet. Dedin ya oynatmıyorum Mustere daha iyi diye. Kanka. Selçuk İnan'ı da oynadım. Şimdi kayıtta bunları konuşmayalım. Kayıtta bunlara girmeyelim. Abi Piyaka'nın düştü bu sefer de şey ya. Mustafa'ya karşı hemen bir taktiğe biz de girelim. Piyaka böyle de oynamıyorsun. Nasıl oynuyorsun güzel kardeşim? Çaylık azdın kızım. Vahşi hayvanlar da var. Aynı anda Ali Sami geldi şu an. İlgilenmedim kızım seninle. Geleceğim. Üç tane koku verdim lan sana. Kızım gelmedim. Üç tane koku verdim. Bak bu. Benim onun kendi yemeği de var gerçi. Çarlık. Dakika 80 oldu. Bitir hocam. Hayır sus gel. Bitir artık. Kızım ben de... Hadi hocam bitir ya. Mustafa dakika 82 gene durdurdu. Mustafa Çömez kabul etmek istemiyor. İki yatak olmadı oğlum maçta. 3 tane gördük. Bu sayılmadı ya. Ben yapamıyorum ki. Önünü bir kapattık yani. Baksana adamın defansına bak. Orta saha. Sıçtı ağzıma. Top oynatmıyor bana. Pause mı yaptın şu anda sen? He? Bilmiyorum. Olabilir. Adam değiştirdi. Bitir hocam. Bitmiyor yani ya. Mustafa şey... çekti maç boyunca Trabzon. Fazla bile çekti. Kırmızı kart görmedi abi. Böyle bir rezillik olabilir mi? Halis Özkaya'yı görüyor musun ya? Bitti. Hala bitmemiş. Pause. Mustafa durdurdu. Bırakmıyor. Son dakika. All out. Kaleciyi de çıkar. Nasıl? Her şeyimi aldım. Cezacı'dan. Long ball yaptın ya. Yok abi short paslarla çıkacağız. Hadi hocam niye devam etmiyor? Hocam bitir artık dakika 89 oldu. Neyi bekliyorsun? Bitir amına koyayım. Bitti. Artı 4 verdi. Son bir atak görürüz herhalde ya. Hayır abi bitirsin ekran kapansın şu an ya. Ekran kapansın direkt istiyorum. Ve bitti. Mustafa oğlum şöyle bir şey sonucu hayatta beklemiyordum sana söylemişim maçtan ya. Çok kötü oynadın abi. Ben biçim defa baksana defasına nasıl oynamış ya. Pasta bilmiyorum. Sonra falan bak ya. Söyleyince. Benim formatların ağzına sıçtı baksana. Top yapamadı bizimkiler. Mustafa gerçekten inan ne yaptığımı ben de bilmiyorum ama şu an inanılmaz bir taktik geliştirmişim orada defansif olarak. Defans futbolunu çok iyi oynuyorum. Ya. Ve Trabzonspor liderliği de kaybetti. Galatasaray sadece Trabzon değil makus talihinde yendi bu maçta.
Olacak hiç değil. Oğlum sürpriz puan kayıpları falan yaşadım bir de ben ya. Evet. Hayır.